Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler. İmam Ahmed keltirgan hadis, Abu Hurayra radıyallahu anh'dan. Sinfani min ahlinnar. İki taife adamlar var, ular cehennem ahlidir. Lem arahuma ba'd. Men hali ko'rganim yo'q ularni dedi Peygamberimiz. İki taife adamlar var, men hali ko'rmadim ularni, lekin ular cehennem ahlidir. Kavmun ma'hum siyatun ke aznabil bakar. Bir kavm var, ularda molni dumiga o'xshagan qo'llarida qamchi bo'ladi, odamlarni uradi shu bilan. Qo'llarida odamlarni uradigan qamchisi bo'ladi, molni dumiga o'xshaydi bu qamchisi. Wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilat ma'ilat ru'usuhunna kasnimatul buxt. Bu birinchi toifa odamlaridir. İkinci taif adamlar kim? İkincisi, ziynetli libaslarını kiyip, takva libasını yeçip, taattan özünü çetke alıp, kalplerini ram eti uçu ayollar buladı ki, ularının başları egilip turgan tüye örkeçige okşaydı. Bu ayet kendimizde başıge, boyage tokuma saçlı parayı koyadı da, yürgende iki tamanga tüyeni örkeçinsin geri egilip duradı. Ular, cennetke kiriş miydi? O halen ki cennetli hidi, cennetli hidi niye hide miydi ular? Cennetli hidi falan yillik masafadan keptirer. Kolu da adamlarda uğradıgan, muallı dümmüge hoşlayan kançısı var. Adam cennetke kir miydi? Peygamberimiz körme gereken hala bulardı zamanında. İkincisi, takva libasını geçip, adamlarını özge ram kılıp haratadigan libasını kiyip, başıge tokumu saçını ulayan ayollarda baytırın. Bu orunda bir ayol ki kiyim kiygen, erkek kişinin gözü çüştü yana bir metre karışın yiygen, sebep bol yaptı mı? Bana şöyle kiyim kotarıyor ki orada. Albatta falan falan sıfat bol işe şartmaz. Adamlar da tart yaptı mı dikkatini? Demek bu bana şu hadisini asla ekleyip yeter. Yani terbiyede siz bilen biz farzantlarımızı örgütçümüz kereb olgen nasalardan farzantlarımızı İhtilottan uzoq bo'lishga o'rgatishimiz kerak. İhtilot nima? İhtilot nomahram bir erkak, nomahram bir ayol bilan aralashib yolg'iz qolishligi. Xilvatda nomahram erkak bilan ayolni yolg'iz qolishligi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar, Sunan at-Tirmiziydan keltirilgan bu hadis Ibn Umardan. La yakhluwanna ahadukum bi imratin fa inna ash-shaytona thalithuhuma. Sizlardan biringiz nomahram ayol bilan yolg'iz qolmasin. Bas albatta shayton ularning uchinchisi bo'ladi. Nomahram ayol bilan yolg'iz qoldingizmi? Bir pana joyda bora ko'rmaydigan joyda. Uchinchi bu yerda turgan sherik shayton bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning keyingi hadisiga quloq solamiz. Bu hadis Sahih Buxoriydan keltirilgan. Uqba ibn Amir roziyallohu anhu dan. İyyakum vadduhula alen nisa. Fakala raculun minel ansar, ya Resulallah, afara'ayta al-humuva. Kala al-humuvu al-maut. Resulullah ettiler, ayollarını aldılarga, yani yalgız oturganlara da, ayollarını aldılarga, yalgız kirişliğinden ihtiyat buniler dedi. Yalgız turgan ayolda aldı kirmelerdi. Ya Resulallah, eğer humuvu basaçı dedi ayol. Humuvu kim? Erkek için, erkek için ayolini karındaşlardan bo'lgan ayol. Ayol için erini tarafidagi erkekler. Akası, ukası, oltasi yoki bo'lmasa karındaşlar. Humu, qaynisingiz yoki qayna opangiz. Qiz bolaga kuyovini akası yoki ukası. Yolg'iz kelin oyisi yolg'iz uyda turganda qaynuka kirmasligi kerak. Domla bu qanaqa bu? Ha, aytayapman, bizga to'g'ri kelmasligi mumkin qulog'imizga. Lekin shariat bu. Ya Rasululloh, al-humu bo'lsa-chi dedi. Qaynakalari, qaynukalari bo'lsa-chi deganida al-humu maut, humu o'lim dedi. O'rgataylik shu narsaga. Balog'at yetib qoldimi o'g'lingiz? Akasini ayol yolg'iz bo'lib turgan paytda hovlisiga kirib bormasin. Chunki bu narsa shariatimizda man qilingan. Çünkü min xil gumondan xoli bo'linadi. Ha, xo'p bu qaynukasini-yu tanir qo'ni qo'shnisi tanimasa-chi?
Üyde kelin yalnız oturganda bir adam kirib çıkıp getdi deyip dursa. Müslüman özünü şubhali oranga koymasına gerek. Bu mümkünmez. Bu mümkünmez. Mana şu begona özüge namahram bugün ayol bilen erkek kişi yalnız kalışığı hakkıda mana şu garibni psikologlardan bittesi Majhul inson deb nomlanadigan kitobida quyidagi satrlarni keltiradi. Bu odam psixologiya ilmini mutaxassislaridan, olimlaridan, psixologlardan. U shunday deydi. Insondagi jinsiy g'ariza harakatga kelganida u qonga bir moddani ishlab chiqaradiki, u modda qon bilan aralashib miyaga yetib boradi. Miya shu modda sababli to'g'ri fikr ish qilishga qodir bo'lmay qoladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan edilar u. Bir erkak o'ziga nomahram bir ayol bilan xilvatda qolar ekan, shayton ularni ikkisini orasiga kiradi dedi. Miyasini aynatar ekan erkak kishini. Insondagi jinsiy g'ariza harakatga kelganida mana shu g'ariza qonga bir moddani ishlab chiqaradi. U modda qon bilan miyaga yetib boradida, miya shu modda sababli to'g'ri fikr qilishlikka qodir bo'lmay qoladi. Natijada bir fahshga zinoga qo'l uradi. Boyagi modda tugagandan keyin o'ziga kelib bekar qilibman, qanday qilib qo'ydim shu narsani deb turib o'zini o'zi malomat qiladi. Qarang, bu so'zni mana shu psixolog aytayapti. Ilmiy isbotini topyapti. Payg'ambarimiz aytib qo'ygan bu narsani 1400 yil burun. Nomahram erkak bilan nomahram ayol yolg'iz qoladigan bo'lsa, uchinchisi kim bo'ladi? Uchinchisi shayton bo'ladi. Kim pushaymon yeb yuraveradi. Ana shu g'arb mamlakatini rahbarlardan biri o'zini xalqi haqida yozar ekan, shunday deydi. Davlatimizning kelajagi xatar ostida. Chunki yoshlarimiz aynigan, shahvatlarga berilib ketgan. Ularning yelkasiga tushadigan mas'uliyatni ko'tara olmaydi. Harbiy xizmatga chaqirilgan 7 ta yigitdan 6 tasi harbiy xizmatga yaramaydi. Nima uchun? Shahvatga tamomiy berilib bo'lgan. Erkak bilan ayolni aralashishligi u yerda oddiy narsa bo'lib qolgan. Maktab yoshidagi qizlari juvon bo'lib qolayotganligi oddiy ish. Birodarlar, oila jamiyatning asosi. Agar oila tuzalsa, jamiyat tuzaladi. Bu darslarimiz orqali birodarlar nima demoqchimiz? Ko'r-ko'rona g'ayri dinlarga taqlid qilishni yig'ishtiraylik. Ular madaniyatda berayotgan narsani hammasini madaniyat deb qabul qila olmaylik. Bizi dinimiz bor birodarlar. Ko'zni tiyish, musiqaga berilmaslik, televizorda tayda soatlar qolib ketishlikdan bolalarimizni qaytaraylik. Inna Alloha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Alloh taolo bir qavmni isloq qilmaydi toki bu qavmlar o'zlaridagi narsani isloq qilmagunicha. O'zimizni isloq qilaylik, oilalarimizni isloq qilaylik, mahalla tuzaladi. Mahalla tuzalsa qishloq tuzaladi, qishloq tuzalsa mamlakat tuzaladi birodarlar. Bizi qo'limizda yaxshi tomonga farzandlarimizni tarbiya qilib tuzatishlik. Buni tushunishligimiz kerak. Farzand tarbiyasi juda bir og'ir, mashaqqatli mehnat. Uzoq vaqt talab qiladi, lekin ishonavering birodar. Agar mana shu mehnatni, mana shu mashaqqatni sabr qilib, tarbiyani chiroyli suratda nihoyasiga yetkizsangiz, qiyin ishingizni birontasi zoya bo'lmaydi. Oyat Astag'idu billah. Vallazina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay. Kullu mri'in bima kasaba rahin. O'zlari iymon keltirib zurriyotlari ham ularga iymon bilan ergashgan zotlar. O'sha zurriyotlarini qo'shdik va ularga qilgan amallaridan biron narsani ham kamitmadik. Har bir kishi o'zi kasb qilgan ishi bilan garovga olinguchidir, ushlanguchidir. Iymon keltirdingiz, solih amal qildingiz, farzandlaringizni tarbiya qildingiz, sizni bironta qilgan amalingiz zoya bo'lmaydi. Balki farzandlaringizni qilgan ishidan sizga ham ajr mukofot boradi. Alloh subhanahu va taolo farzandlarimizni islomiy tarbiya bilan tarbiyalab, oxiratimizga bir zaxira qilishligini o'zi bir tavfiqni bersin.
Ve mana şu tarbiye sebepli buradalar abadul abadiyin rahat geçtiğimizde muvaffak kigen bosun. Hakulu kavli hada ve astagfirullahi li ve lekum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.